Bir yandan da tabii en önemli konulardan biri Kiraz Festivali. Kiraz Festivali ile ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Hatta buradan çıktıktan sonra tekrar komite toplanacak. Sanatçıları belli oldu. 3 aşağı 5 yukarı organizasyon şeması belli oldu. Bu hafta davetlerin hepsini yapmaya başlayacağız. 6 Haziran akşamı alan nasibet 6 Haziran günü başlıyor. Ama asıl organizasyon, özür dilerim, 5 Haziran akşama başlıyor. Asıl organizasyon da 6 Haziran Perşembe günü. Yani bayramın 3. günü başlıyor. 6'sı akşamı bizim yerel sanatçılarımıza öncelik verelim size. Gelsinler, onlar da söylesinler. Bayram günü gençler de eğlensin istedik. Perşembe günü Allah'ın izniyle de festival başlamış oluyor. Kimler var onu söyleyeyim. Çok duruluyor. Sözleşmeleri bittiği için açıklayabilirim. Birinci günü yani Perşembe günü akşamı 6'sında Zara geliyor. İkinci günü Kibariye geliyor. Üçüncü günü Mehmet Erdem ve Bengü geliyor. Pazar günü de son gün yani Burak ve Tuğba Yurt geliyor. Toplamda da 6 tane sanatçıyla yapacağız 4 gün boyunca. Yerel sanatçılar hariç. Çarşamba günü akşamı yapılanlar hariç. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Burada tabii önemli bir konu daha var. Kiraz Festivali'nde de alan nasip ederse Süleyman Paşa Belediyesi'nin kasasından bir şey çıkmamasıyla alakalı yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Biliyorsunuz önceki yıllarda birinde 800 bin TL zarar ettikleri açıklandı. Diğerinde 600 bin TL zarar ettikleri açıklandı. Alan nasip ederse bu sene sizlerin de katkılarıyla inşallah biz Süleyman Paşa Belediyesi'nden zarar etmeyi kenara bırakın, para çıkmasın diye uğraşıyoruz ki büyük bir kısmını hallettik gibi. Alan nasip ederse biz onu da sponsorlarla yapıyoruz. Kiraz Festivali'nde de yoğun bir kalabalıkla Tekirdağ Süleyman Paşa'ya yakışır bir festival yapmayı da hedefliyoruz. İlk festivalimiz olacak. Alan izniyle belki ufak tefek eksiklikler olmuşumuzdur olabilirdi. Bununla ilgili çok iddialı konuşmak istemiyorum. Tecrübe yaşamak lazım. Bir de tutumla gitmeye çalışıyorsunuz. Biraz sonra asıl gireceğim mesele siz de zaten anlayacaksınız. Niçin böyle bir şey yaptığımı. Dediğim gibi Süleyman Paşa'da yaşayan 200 bin hemşehrimizin cebinden bir para çıkmadan bayramdan sonraki, bayramın son günüyle birlikte 4 gün boyunca herkesin eğlenebileceği, güzel esnafımızdan para kazanabileceği, Süleyman Paşa haricindeki 10 ilçeyi burada misafir edeceğiz. Komşu ilçelerimizden de, komşu illerden de misafirlerimiz olacak. Komşu ülkelerden de misafirimiz olacak. Bence güzel bir organizasyon olacak. Ama burada en önemlisi dediğim gibi, bu milletin artık sokağa atılacak bir kuruş parası yok. 800 bin lira, 1 milyon lira parayı zarar etmektense aynı organizasyonu daha güzel yapalım. O parayla da insanlarımızın yol beklentileri varsa yollarını yapalım, park beklentileri varsa parklarını yapalım. Diğer projelerle ilgili ödeneklerimizin kalemlerini burada harcamayalım istedik. Dolayısıyla da bu organizasyon da burada devam ediyor. Çok fazla konuşuluyor, onu da burada açıklamak istiyorum özellikle. Tekirdağ Kiraz Festivali Tekirdağ Komitesi tarafından organize ediliyor. Herhangi bir organizatörle, herhangi bir aracıyla çalışılmadı. Sanatçıların tamamıyla ben kendi pazarlık yaptım. Herkese ben kendim görüştüm. Dolayısıyla dışarıda buna benzer söylenme duyuyorum. Ona verilmiş, buna verilmiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi biz belediye kasasından para çıkmadan bu organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da herhangi bir organizatör bu konuyla ilgili gel kardeşim bu işi yap, artık sanatçı arasında alacağın kağıdı sen al diyecek bir durumda değiliz. Bütün masrafları biz bu konuyla ilgili hem esnafımız, Tekirdağ esnafı hem de sponsorlarımız karşılığında yürütmeye çalışıyoruz.